Gelişim Birimi tarafından organize edilen etkinliğimizde bu hafta konuğumuz Doçent Doktor Gülbin Özdamar Akarçay. Gülbin Özdamar Akarçay aynı zamanda Eskişehir'in EFSAT kulübü var, Eskişehir Fotoğraf Derneği. Onun başkanlığını da yapmıştı bir zamanlar. Kendisi belgesel fotoğrafçı, aynı zamanda bir akademisyen. Osman Gazi Üniversitesi Tasarım Fakültesi'nde görev yapıyor. Ben kısaca bahsetmek istiyorum ama kendisi daha iyi açıklar kendi yaptığı çalışmaları. Gerçekten çok kıymetli bir araştırmacı. Birçok alanda farklı, özellikle etnografi alanında farklı deneyimleri var. Bu açıdan sizlere de farklı bir vizyon katacağını düşünüyorum. Çünkü farklı alanlardan geliyorsunuz ve açıkçası hani sahada çalışmak, gerçek alanda çalışmak, burada araştırma verisi toplamak, analiz etmek boyutunda özellikle fotoğrafı bir veri toplama aracı olarak nasıl kullanabiliriz? Bu anlamda size ufuk açacağını düşünüyorum. Öncelikle ben hocama çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiği için. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun. Ben çok da uzatmadan sözü size bırakayım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Nilgün Hocam genel hatlarıyla beni anlattı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğretim üyesiyim. Bir iletişimciyim aslında. Benim son zamanlarda yaptığım çalışmalar daha çok etnografi üzerine yoğunlaşıyor. Aslında iki türlü ilerletiyorum. Birisi fotoğraf alanında bir belgesel fotoğrafçıyım ama bir yandan da fotoğrafı sahada bir toplama aracı olarak da kullanıyorum. Yani bir sosyal bilimci olarak fotoğrafçı diye tanımlıyorum son dönemlerde kendimi. Yaptığım bir takım araştırmalar var etnografik alanda. Bugün de Nilgün Hocam hani böyle bir sunuş yapar mısınız diye sorduğunda hani seve seve dedim. Çünkü STÜ ayrıldığından beri bir sunuş yapmamıştım ya da herhangi bir ortak bir projede başka türlü bir vesileyle bir araya gelememiştik. Sizlerin çoğunluğu tasarım fakültesinde olanlar ya da mühendislikte olanlar bilmiyorum. Şu anda tabii ki çok farklı alanlardan hocalarımız şu an beni izliyor. Öncelikle sunuşuma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş isterseniz başlayayım. Ekran paylaşımımı gerçekleştireyim. Bir PowerPoint üzerinden gideceğim sunumuma. Ama şu anda şey görünmüyor. Hemen açıyorum. Evet, başlatırsam. Bu arada şey yapabilirsiniz, yani herhangi bir sorunuz olduğu zaman benim sunuşumu böleceğinizi düşünmeyin lütfen. Herhangi bir soru anında ya da bir yorum anında sunuşuma katılabilirsiniz. Benim için bir zenginlik olur. Aynı zamanda bir beyin fırtınası gerçekleştirmiş oluruz. Monologda olmamış olur. Evet, başlıyorum. Ben etnografi temelli çalışmalar konusunda bugün sizinle birlikte olacağım. Tabii etnografi öncelikli olarak antropolojinin bir saha çalışması ama takdir edersiniz ki artık bütün bilimler disiplinler arası bir hal aldı ve etnografi birçok alanda kullanılan bir araştırma yöntemine dönüştü. Tabii etnografi en temel anlamıyla aslında bir topluluğun ya da bir grubun aslında bakış açısını anlamak açısından en etkili yöntemlerden bir tanesi. Çünkü toplumsal olana ve kültürel olana odaklanıyoruz ve o anda onlarla birlikte var olan gündelik rutinleri içerisinde gözleme dayalı bir araştırma yöntemi. Diğer yöntemlerden biraz farklı etnografi. Bir kere biz araştırmacı olarak o sahada olduğumuzda gündelik akışa müdahale etmiyoruz. Yani eğilim araştırmalarından biraz farkı da bu. Tabii ki farklı gözlem metotları da var. İlerleyen sunularda size bunlardan da bahsedeceğim. Ama öncelikli olarak etnografi ne demek? Yani etnografinin farklı bakış açıları neler? Çünkü pozitivist bakış açısıyla tanımlanan etnografi ile postmodernist söylem arasında çok ciddi farklılıklar oluştu. Ve hem sosyoloji hem dil bilim, kültürel çalışmalar, ekonomi, iletişim, aklınıza gelebilecek birçok alanda etnografik yöntem kullanılıyor. Ve ben yine de ne kadar mühendislik ya da pozitif bilimler üzerinde yoğunlaşsak da çalışmalarımızın karma metodunun bir tarafında etnografinin olabileceğine de inanıyorum. Yani karma bir metot olarak kullanılabileceğini de düşünüyorum. Belki çok alanlı etnografi de diyebileceğimiz bir tarafa çalışmaların kayabileceğini düşünüyorum. Çünkü disiplinler arası bir dünyada yaşıyoruz ve bütün disiplinler
aslında var olan problemi bir çözüm üretme derdinde ve bu çözüm üretirken de çok farklı bakış açılarıyla birlikte bu çözüme ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi etnografik yöntem aslında orada neler olduğuna bakmanın en verimli yöntemlerinden biri. Yani biz araştırmacı olarak meraklı insanlarız. Yani keşfetmeye çok açığız ve zaten bütün çalışmalarımız o merakımız ve o soruna odaklanma üzerine kurulu. Ve doğal olarak da etnografide ise bu korunaklı odalarımızdan biraz konforlu alanlarımıza uzaklaşıp bizim dışımızdaki ötekinin aslında neler yaşadığını, neler yaptığını ya da gündelik yaşamı nasıl anlamlandırdığını, kültürünü nasıl yaşadığını merak etmekle başlıyor bu. Ve onu tanıyabilmek için de onunla birlikte o an orada sahada olmak gerekiyor. Ve bu güçlü bir yöntem. Yani gerçekten hani anket bir yöntem, ben ona da saygı duyuyorum. Pek benim tercih ettiğim bir teknik olmuyor ama o araştırdığım grup ya da topluluğun kendi gündelik yaşam pratiklerine dahil olduğumda ve onlarla yüz yüze iletişime geçtiğimde o zaman ankette çıkamayacağımız, ankette ulaşamayacağımız bazı sorunlara, bazı verilere ulaşabiliyoruz. Bunun için önce antropoloji ve etnografi arasındaki farkı kısaca bir özetlemek istiyorum. Tabii etnografi derya denizleri tarihine girdiğimizde gerçekten belki de bu sunuşun süresini aşabilecek bir şey oluşuyor. Ama ben çok özetle antropoloji aslında insanlık hakkında genel kuramların kurucusu olarak tanımlıyor Clifford. Clifford da antropoloji alanının en önemli kuramcılarından bir tanesi. Etnografi ise bir etnografi ise göreneklerin tanımlayıcısı, çevirmeni olarak tanımlıyor. Etnografide tabii ki birçok tanım yapılıyor etnografiye ilişkin. Antropolojinin temel araştırma yöntemi olsa da dediğim gibi farklı disiplinler etnografiden faydalandığı için farklı vizyonlar, bakış açıları ve akademik pencereyle bakılabiliyor. Ama temel anlamda katılımlı gözlem yoluyla bir kültürün farklı biçimlerde yorumlanması ve yazılması işi. Etnografi aynı zamanda bir yazıya da ihtiyaç duyuyor. Yani gözlemlediğimiz şeyleri antropoloğun ya da sosyal bilimcinin günlükler tutarak, gözlem notları tutarak yazılı bir metne dönüştürmesi de gerekiyor. Ve bu yazılı metinde aslında var olan sonuçların bütünlüklü bir şekilde incelenmesi, yorumlanması şeklinde değerlendiriliyor. Tabii bir biyoloji uzmanı için laboratuvar araştırması, bir tarihçi için arşiv taraması neyse, sosyokültürel antropolog ya da etnografi araştırmalarında bir yöntem olarak kullanan sosyal bilimci için de etnografi öyle bir şey. Çünkü etnografi sosyal dünyada neler olduğunu araştırmanın bir yolu. Sadece ayrıntılı bir veri toplama değil, aynı zamanda belirlenmiş bir alandaki insan eylemlerinin ve bunların sosyal anlamlarının fark edilmesini sağlayan bir araştırma biçimi. Anlam burada bizim için çok önemli. Çünkü bir şeyin herkes tarafından anlaşılan genel düz anlamını bir kenara koyarsak, aslında etnografik yöntemle uğraşanlar o düz anlamın üzerini kazıyıp arkasındaki örtük anlamı, gizli anlamı bulmaya çalışan biraz maceracılar diye de tanımlıyorum ben. Modern etnografi aslında Batı antroposiyle çok eşgüdümlü ilerliyor. Çünkü özellikle bu kolonyal dönemde İngiliz ve Amerikalı antropologların kendinden olmayan ötekiyi merak ederek keşfe çıkması ve yolculuk etmesiyle birlikte başlıyor. Şunu da söylemekte fayda var. O dönemin antroposi ve etnografiyle veri toplamaya çalışan antropoloğu kolonyal sisteme de hizmet ediyor. Bunu hep tartışır antropoloji kendi içinde. Çünkü kendinden olmayan öteki hep ehlileştirilmesi, hep medenileştirilmesi gereken bir öteki olarak görülüyor. Ve Batılı antropologların bu kendinden olmayan ötekiyle karşılaşmaları ve onların yaşamlarına dahil olmalarıyla birlikte onların kültürleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle ve gündelik yaşamıyla ilgili yazılar yazmaya başlaması tabii ki o batılı gözün şeyin süzgecinden geçen bir şeye dönüşüyor. Ta ki o öteki dediğimiz bizden olmayan kendi antropoloğunu, sosyal bilimcisini, sanatçısını ya da sosyal bu alanla uğraşan farklı disiplindeki araştırmacıların yetiştirene kadar.
Aslında etnografi bir tür yerleşme ve taşınma biçimi. Çünkü kendi dediğim gibi konforlu alanlarınızdan size hiç de yakın olmayan başka bir yere gidip oradaki insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bir tür taşınma biçimi. İletişim kurduktan sonra yavaş yavaş onlarla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden biraz etnografiye yerleşme biçimi de. Şimdi Breber'e göre etnografi ikiye ayrılıyor. Birisi büyük etnografi, diğeri küçük etnografi. Büyük etnografi daha çok, küçük etnografi daha çok bir fieldwork olarak tanımlanıyor. Yani bir saha çalışması olarak tanımlanıyor. Ve araştırmacının doğrudan alana katılımını kapsıyor. Dışarıdan geldiği için oradaki gündelik yaşama kesinlikle müdahale etmiyor. Var olan bu gündelik yaşamı kendi perspektifinden gözlemleyerek, gündelik aktiviteleri ise sistemli bir şekilde kaydederek bir veri toplamaya çalışıyor. Büyük etnografi ise küçük etnografiye devam ediyoruz. Burada araştırmanın amacı genelde küçük etnografide doğal olarak meydana gelen olayları zaman içinde ve o ortamda yaşayan insanlar ile incelemek. Yani herhangi bir sorunla, herhangi bir pratikle karşılaştığınızda olaya müdahale etmeden insanların nasıl davrandıklarını, bu soruna nasıl bir çözüm aradıkları ya da o gündelik yaşamda o kültürel pratiklere nasıl dahil olduklarını inceliyor. Ve araştırmacı burada tamamen bir gözlemci şeklinde olsa da yine de orada o anda orada olması, ne yaptıklarını anlamaya çalışması, bir şekilde o ortama doğrudan katılarak varlığını da diğer insanlara kabul ettirerek birazcık orada takılmak anlamına da gelebiliyor aslında. Çok daha günlük yaşamdaki dille söylersek. Temel mesele o andaki var olan neyse müdahale etmemek. Doğal ortamlarının akışına saygı göstererek gözlemlemek. Büyük etnografi ise nitel araştırma yöntemi olarak tanımlanıyor. Daha çok field research, alan araştırması olarak tanımlanıyor. Daha uzun soluklu çalışmalar için, yani örneğin yıllar alabilecek çalışmalar için bu geçerli olabilir. Örneğin Amerika'da Kızılderililerin yaşam pratiklerini araştıran Edward S. Curtis'in yıllarca onlarla birlikte yaşaması, onların bütün gramofon aracıları ses kaydılarını alması, fotoğraflarını çekmesi, başta onların içine dahil olduğunda o Kızılderililerin tepkileriyle karşılaşsa da zamanla onlardan biri gibi dönmesiyle birlikte aslında bir saygı da kazanıyor Edward S. Curtis. Bu biraz field research'e, yani daha alan araştırmasına doğru kayan bir biçime dönüşüyor. Bizim temel sorularımız var etnografik şeyde. Yani bir araştırmanın yöntemini belirlerken neden etnografiyi kullanmalıyız sorularını kendimize sormamız lazım. Araştırma da bir tasarım çünkü. Ben pozitivist bir insan değilim. Doğal olarak da etnografiyi benim araştırmalarımda temel bir yöntem olarak kullanmamın sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü benim derdim 2x2=4'e ulaşmak değil. Makro bir genelleme yapmak da değil. Benim de derdim mikroda, yani mikro neyse işte bir topluluk olur, bir grup olur, bir tek bir insan da olabilir. Onu aslında nasıl davrandığını ve neden böyle davrandığını, kendi yaşamlarını, kendi sözcükleriyle bu insanları nasıl anlamlandırdığını, kültürel olarak bu pratiklerin içerisinde nasıl bir hiyerarşilerin bulunduğunu, sorunlara nasıl bir çözüm ürettiklerini sormak aslında temel amacım. Ve bunu yaparken de kesinlikle oraya gitmek zorundayım. Yaşam dizgesine katılarak, müdahale etmeden bir anlam haritası çıkarmak zorundayım bir araştırmacı olarak. Ve genelde biz araştırmacı olarak iktidarı kuran kişilerizdir. Yani siz bir katılımcı grubu belirlediğinizde ne kadar bu iktidarı kurma şeyinden uzaklaşırsanız uzaklaşın, soruyu soran sizsiniz. Ses kayıt cihazını çıkaran sizsiniz. Ya da fotoğraf makinesiyle kaydetmeye çalışan sizsiniz. Doğal olarak da bir iktidar alanı yaratma mevzusu var. Özellikle sosyologlara istinaden karizmatik entelektüel tanımlamasını ve eleştirisini yaparken biraz da buna dikkat çekiyordum. Etnografide bu süreç biraz daha eşitler düzeyine iniyor. Çünkü neden? Etnografi konuşmaktan çok dinlemeyi, yargılamaktan, karışmaktan çok gözlemlemeyi öncelikli kılan bir yöntem.
Çünkü bir yandan da hepimiz insanız, hepimizin bir takım düşünceleri var, ideolojileri var, ön yargılarımız var. Ama etnograf alana girmeden önce bütün bu üzerine giydiği ne varsa çıkarıp kapısının önüne bırakmak zorunda. Eğer ön yargılarımız az sahada bizi esir alırsa doğru gözlemler yapamamaya başlarız. Kendi duygu ve düşüncelerimizin esiri olmaya başlarız. Ya da çok fazla bir yakınlık gösterirse sahaya, bu sefer yine de var olup biteni yine dürüst bir şekilde gözlemlememeye başlarız. Çok taraflı yanlı, onları kötü göstermeyecek şekilde veriler görmeye, toplamaya başlarız. Doğal olarak da bu dengeyi etnograf kurabilmeli. Onları dinlemeyi, onları gözlemlemeyi ve bunu yaparken de bütün o duygu ve düşünce hissiyatını kapının önünde bırakmayı, alanı sahanın dışına bırakmayı becerebilmeli. O yüzden biz aslında var olan gündelik yaşamı, yaşanılan kültürleri metinlerimizle, önce kendi gözlemlerimizle, sonra bu gözlemleri yazıya dönüştürerek yeniden üretiyoruz. Bu yeniden üretim her bir insanda farklı bir bakış açısını getirir. Bu tabii zorlu bir süreç. Yani sahaya indiğinizde siz de bir yabancısınız. Yani o sahaya yabancısınız, o insanlara yabancısınız. Öncelikli olarak aslında bu yabancılığı kendi içinizde biraz sorgulayıp sonra var insanları tanımaya çalışmak ve onlarla birlikte bir iletişim kurabilmek, iletişim becerisi geliştirmek gerçekten önemli. Biz tabii ki nicel araştırma yöntemlerinden farklıyız. Çünkü onlar geçerlilik, güvenilirliği çok önemserler. Yani genele bir sonuca yönelik genelleme yapmak isterler. Onları da saygıyla karşılıyorum ama etnografinin böyle bir derdi yok. Etnografi belirli bir literatüre ya da kurama dayalı hipotezlerin sınanmasını nicel araştırmalara bırakıyor. Biz ise merak ettiğimiz ya da kendi çalışma alanımızın içerisindeki o çalışma konumuz neyse ona yönelik veriler elde etmeye çalışıyoruz. Tabii bunun sonucunda grandduk teori dediğimiz gömülü teori ortaya çıkarsa muhteşem bir şey yapmış oluruz. Ama biz hiçbir zaman 2x2 dörtle uğraşmayız. Çünkü aynı sahaya aynı anda bile olsa farklı araştırmacılar gittiğinde farklı sonuçlara ulaşabiliyorlar. Çünkü biz yaşamı deneyimliyoruz. Yani etnograf olarak o gündelik yaşam içerisindeki karşılaştığımız şeyleri deneyimliyoruz. Şimdi etnografinin tabii ki farklı kuramcıları ve etnografiye bakış açıları var. Onu size birazcık kısaca anlatmak istiyorum. Yorumsamacı etnograf örneğin, Clifford Geertz'in Kültürün Yorumlanması kitabında bahsettiği yorumsamacı etnografi, ki fenomenoloji sosyolojide de var. Yani birçok alanda, eğitimde de var, birçok alanda da var. Clifford Geertz'in dediği şey de insan kültürü gözlemlenerek anlaşılabilir diyor. Yani dışarıdan anketlerle ya da uzakta kalarak ya da onlarla konuşmadan, onların yaşam pratiklerini deneyimlemeden anlaşılmaz diyor. Kültür simgesel bir sistemdir. Yani bu simge dediğimiz şey birçok şeye dönüşebilir. Yani üretilen kapkacaklar, el işleri, yani aklınıza gelebilecek her şey simgesel. Kültürün de öyle simgesel şeyleri var ve nesnelerle kurulan bir kültürel pratik de var. Ve etnograf araştırdığı toplulukların ne yaptığından çok neden yaptıklarını, anlamlarını, yorumlamalarını ister. Gözlemlediğimiz bir şey gün içinde, deneyimlediğimiz bir pratik. Daha çok anlayabilmek için bu pratiklerin neden yapıldığını, o insanlarla konuşmak, bir takım görüşme metotları var, bunları siz de biliyorsunuz nitel araştırma yöntemlerinden. Ve bu pratiklerin anlamlarını katılımcıların yorumlamasını beklerler. Ve bunun için tabii ki bir takım görüşme teknikleri, metotları kullanırlar. Ve Clifford Geertz etnografı bir katılımcı gözlemciden daha çok bir kültür yorumcusu olarak adlediyor ve ona gerçekten bu anlamda çok önemli misyonlar yüklüyor. Diyalojik etnografi dediğimiz bir etnografi tarzı var. Bu tabii şimdi siz alan araştırmanızda etnografik yöntemi seçtiğinizde bu farklılaşma çok önemli çünkü sahaya nasıl baktığınızı, sahada baktıklarınızı, sahadan aldıklarınızı nasıl yorumlayıp nasıl bir metne dönüştürdüğünüze de ilişkili. Ve doğal olarak oluşacak sonuç veri toplarken davrandığınız biçiminin dışında oluşacak sonuç da bu etnografik yönteme nasıl baktığınıza çok doğru orantılı. Deniz Tedlock, Analojik Gelenek ve Diyolojik Antropolojinin Ortaya Çıkışı kitabında aslında bu diyolojik etnografiyi
tanımlıyor. Ve burada tanımadığı şey, az önce söyledim ya, hani araştırmacı olarak biz iktidarı kuranız, hep üstten bakanız, işte ses kayıt cihazına sahip olan, soruları hep biz sorarız. Bize sorular sorulduğunda bir duraksarız. Çünkü önemli olan biz değilizdir. Önemli olan o an katılımcıdır. Çünkü öyle bir telaşımız vardır. Veri toplama telaşı. Ted Lok diyor ki diyalojik etnografide sadece katılımcılar değil, biz araştırmacı olarak biz de etkileniriz. Hem de araştırmacı olarak biz de o topluluğu, o kişiyi etkileriz. Yani karşılıklı biz bir diyalog söz konusudur. Ve bu da çok sesli bir diyalojik etkinliğe dönüşür. Şimdi ben alan araştırmalarına gittiğimde özellikle Aleviler üzerine çalışıyorum, toplumsal cinsiyet kimlik üzerine çalışıyorum. Ama daha çok kimlik benim temel araştırma alanım. Bu kimlik sorunu çerçevesinde toplumsal cinsiyete bakıyorum, etnik kimliğe bakıyorum. Ve bunu yaparken de aile albümlerini kullanıyorum, fotoğrafları kullanıyorum. Alanda siz ne kadar katılımcıya soru sorarsanız katılımcı da sizi merak ediyor. Çünkü gündelik yaşamını beraber yaşıyorsunuz. Bir zaman paylaşıyorsunuz. O pratiklerde siz de varsınız. Doğal olarak bir Alevilik çalışıyorsam ve bir Alevi cemaatin içerisindeysem onlar da bana soruyorlar. Alevi misin, değil misin? Ya da evli misin, değil misin? Bana isnaden bilgiler almak istiyorlar. Bana güvenmek istiyorlar. Ve o sahada, sahanın genel gidişatı ile birlikte siz de etkileniyorsunuz. Hayatınızda hiç karşılaşmadığınız bir konuyla ilk defa karşılaşmış oluyorsunuz. O ritüel sizi içinize çekiyor. Ve doğal olarak sizin varlığınız da aslında o ritüelin bir takım dinamiklerini etkiliyor. Yani o ritüelin içerisindeki kişiler sizin farkınızdalar. Ritüeli öncesinde çok daha dikkatli yaparken dikkatleri dağılabiliyor. Bu diyalojik etnografi de aslında araştırmacının da araştırmaya dahil olduğu, oradaki topluluğu etkilediği konusu, söz konusu. Şimdi bunu çok eleştiriyorlar. Ne demek araştırmacı hiç sahayı etkiler mi, etkilemeli mi, etkilememeli? Yani özellikle pozitivistler etnografiye çok mesafeli bakmaların sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama takdir edersiniz ki az önce söylemiştim, bu batılı antropoloji kendinden olmayan ötekiyi kendi ideolojik tahakkümü çerçevesinde değerlendirdiği için 1970 özellikle 60'lı 70'li yıllarda bu batılı, ama işte Malinowski'ler, Franz Boas'lar, bunlar tabii antropolojinin kurucuları, yani büyük İngilizler. İngiltere güneşin batmadığı imparatorluk olarak neredeyse sınırlarını çok uzağa attı, diğerleri Hindistan'ın sonuna kadar genişletirken antropoloji aslında bu kolonyal düzene hizmet ediyor. Oradaki ötekiyi tanımlıyor, tasnifliyor, kategorilere ayırıyor ve doğal olarak da bir öteki tanımı yapıyor. Ne zaman ki bu ötekiler kendi antropologlarını, kendi sosyologlarını yetiştiriyorlar ve itiraz ediyorlar. Yani sesli bir şekilde itiraz ediyorlar. Çünkü diyorlar ki biz sizin anlattığınız gibi değiliz. Yani bizim bu ritüellerimizin sizin gördüğünüz şekliyle bir anlamı yok. Aslında şöyle şöyleydi. Biz bu yüzden bu tür şeyleri yaptık. İşte siyasi ekonomik sebeplerden daha ezoterik bir toplum haline geldik gibi benzer grupları çalışıyorlar, benzer kültürel pratikleri çalışıyorlar ve batılı antropologların çalıştıklarından çok daha farklı sonuçlara ulaşıyorlar. İşte bu diyalojik etnografinin özellikle 70'lerdeki bu yani kimin gerçekliği, neyin gerçekliği sorgulamalarıyla birlikte postmodernist dönemde çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok alanlı etnografi dediğimiz George Marcus'un bir makalesinde tanımladığı bir etnografi biçimi var. Burada aslında hani disiplinler arası mevzusuna da çok yatkın olan bir şey. Yani mühendisler acaba etnografi yapabilir mi? Ya da fen bilimlerindeki insanlar etnografi yapabilir mi? Sorusuna belki çok alanlı etnografiyle cevap verebiliriz. Çünkü alanda sadece tek bir bakış açının, tek bir akademik, entelektüel vizyonun olmadığı, çok farklı alanlardan kurumların, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin ya da bağımsız araştırmacıların olduğu bir etnografi biçimi bu. Ve şu anda sizin de Estu'nun ne kadar araştırmaya önem verdiğini biliyorum. Sizin de TÜBİTAK araştırmalarında ya da Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler projelerinde falan bu disiplinler arası birlikteliği önemsediğinizi biliyorum. Ve çok alanlı etnografi sizin için bir, nasıl söyleyeyim, araştırma yöntemine dönüşebilir. Bunun detaylarını merak edenler George Marcus'un çok alanlı etnografi makalesini okuyabilirler. En son Gaziantep'te bir yüksek lisans öğrencisi bununla ilgili bir, göçmenlerle ilgili bir çok alanlı etnografi çalışması yaptı. O da gerçekten, ben de jürisindeydim, çok ilginçti.
Postmodern etnografiye, duysal etnografi birbirleriyle çok yakıntılı. Ne zaman işte dediğimiz ya bu araştırmacının rolünü tartışmaya başladık, kimin gerçekliği sorunu tartışmaya başladık. Kurulan, yazılan metnin aslında da bir tasarım olduğu, araştırmanın genelinin bir tasarım olduğunu kabul ettik. Postmodern etnografi de aslında bu geleneksel etnografinin bu geleneksel üslubu. Yani pozitivist akılla sanki bir laboratuvar çalışmasındaymışız gibi herkese homojenite ederek ve tek bir sonuca ulaşabilme hayali mi diyeyim artık bir kenara bırakıp aslında daha otobiyografik bir metne ulaşmak araştırma sonucunda ve araştırmacının kendi sesinin de araştırmayı yazarken, verileri yorumlarken çıktığı diyalojik metinleri üretmek. Ve bunu yaparken de mesela duysal etnografi dediğimiz tamamen edebiyat yoluyla, yani edebiyata dönüştürülmüş, bir hikayeye dönüştürülmüş verileri de okuduğumuzu biliyorum. Örneğin nasıl söyleyeyim, yani mesela Jean Rouch Fas'taki Fransız sömürgesini, kültürel yansımalarını ortaya koyarken bir görsel etnografik, bir yarı kurgusal bir film ortaya koydu. Mesela görsel etnografinin ya da etnografinin çok önemli görsel metinlerinden bir tanesiydi. Karakterler kendi isimleriyle katılsa da her birine aslında Fas toplumunda var olan temel problemlerin karakterlerini büründürerek bir filme dönen ama yarı kurmaca bir belgesel film çekmişti. Ve bu tabii ki çok etnografikti. Şimdi görsel etnografinin en temel görsel metinlerinden bir tanesi. Ve bu duysal etnografi de sadece görme yolunun, çünkü görmek etnografide en temel şeylerden bir tanesi. Önce görüyorsunuz, görme eylemi, siz görmeye başlarken karşı tarafında sizi gördüğünüzü biliyorsunuz. Ve görmek ilk iletişimi başlatan şey, eylem. Bu ilk iletişimi başlatan eylem arkasında konuşmayla devam ediyor. İletişimi sürekli için konuşmak önemli. Duysal etnografide ise artık araştırmacının tat, ses, dokunma, koklama gibi bu görmenin dışındaki bilgileri toplama mevzusu. Örneğin bir yemek antropoloğunun, yani yemekleri test ederken ya da işte yemek pişirirken, gözlemlerken, işte çok baharatlı yemekler, bunun sebepleri, kültürel çıktıları, coğrafya gibi farklı şeyleri, farklı bilgileri, verileri toplayabilme sebebi oluyor. Ve bu postmodern etnografi, duysal etnografi, işte çok alanlı etnografi, diyalojik metinlere ulaştırma, diyalojik etnografi aslında dediğim gibi son dönemlerde araştırmacının o pozitivist dışarıda durma, gözlemleyememe ya daha doğrusu tam bir gözlemci din dışında sanki bir laboratuvar çalışmasındaymış gibi olma durumunu tamamen eleştiren, daha öz düşünsel bir tarafa götürüyor. Şimdi biz etnografik gaze dediğimiz, yani etnografik bakış anladığımız bir şey var. Bir point of view, yani bir bakış var. Bir alana, bir sahaya nasıl bakarız? Bu alanda etnografik bakarız. Çünkü her şeyin bir bütünün parçası olduğunu, kültürel bir olgunun ancak ilgili örüntülerle anlam kazanacağını dayalı bir bakışımız var. Yani biz semah dönen bir Alevi'nin beden hareketlerine, giydiği kıyafetteki dantellere, işlemelere daha parçalı bir şekilde bakarız. Ama bu parçaları bir araya getirdiğimizde bir bütüne ulaşırız. Etnografik bir bakışımız vardır. Bu etnografik gaze, hani o an orada olma, akışına bırakma, müdahale etmeme gibi şeyleri ben ifade ederken şöyle bir eleştiri de gelebiliyor. İşte keyfilik, kuralsızlık, rastlantısallık. Rastlantısallık bizim için önemli ama hani kuralsızlık, keyfilik değil. Sistematik bir gözlem her zaman var. Çünkü gözlem notlarımız var, günlüklerimiz var ama burada aslında kültürel ortamı olduğu gibi kabul ederek o kültürün kavramlarıyla anlamaya çalışmak, önyargılardan uzaklaşmak, o kültürel kodları kaydederek sonrasında yorumlamaya çalışmak, yorumlarken de o ses, sahadaki sesi kulak vererek, yani sahada insanlar neler söylüyorlar, o ses bizim için çok önemli. Tek başına bir tahakkümü kuran araştırmacı olarak veriyi toplayıp bunun kuramsal yorumlamasını yapmak, evet bu da var ama daha çok o sese de kulak vererek, o sesi de o yorumun içine katarak anlamaya çalışmak mevzusu etnografik gaze'in tanımlamalarından.
Tabii işte etnografik gezi literatürde kültüre dair kültürel olanın anlaşılmasında benimsenen bu perspektif olarak, bir perspektif olarak tanımlanıyor. Yani araştırmacı günlük yaşamdan bir kesiti ya da kesitleri çalışmasını veri olarak kullanmak üzere doğal akışı içerisinden çıkarıyor. Disample dediğimiz şey. Yani bir parça olarak alıyor. Bu parçaları çözümlemeye çalışıyor. Ve bu bütünden soyutluyor aslında. Burada bir takım handikaplar var. Çünkü etnografik, etnografın işte o kültüre dair deneyimleri, daha önce yaptığı çalışmalar, işte metinler arası okuyabilme yeteneği, entelektüel bakış, akademik yanlılıkları, bunların hepsi tabii ki bu bütünün içerisindeki parçayı çıkarmada çok önemli. Ama bizim derdimiz bütünü görmek değil, o bütün içerisindeki mikro parçanın bize verdiği, bize söylediği şeylerle ilgilenmek. Ve bunun üzerine bir bu kesiti üzerinden bir küçük ve ya da büyük anlatılar üretmek. Resembled etnografi dediğimiz. Ve bu anlatılarla birlikte anlamlı bir bütün ortaya koymak. Bunlar mesela yerel kültürel ilişkiler ağı, küçük anlatı söz konusu olduğunda toplumsal iletişimi anlamlı kılan en önemli şeylerden bir tanesi mesela. Büyük anlatı ise o kültürel repertuar, yani bunları çevreleyen, daha bu sebepleri düşündüğümüzde daha büyük, daha makro düzeyde neler bunu çevriliyor. Bu büyük anlatıya da biraz o giriyor. Bir kere hep biz söylüyoruz, hani biz Nigin Hoca ile konuştuğumuzda da, yani araştırma bir tasarım. Sonuçta çalışmak istediğiniz konuyu seçiminiz, bu konunun amacını belirlemeniz, bunun sınırlıklarını belirlemeniz, bu araştırma sorununa ilişkin çözüme ulaş ya da veriyi toplamak için kullandığınız yöntem, araştırma veri toplama teknikleriniz, bunların hepsini siz belirliyorsunuz. Bunu belirlerken de Bourdieu'nun 3 tane yanlılığından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi kişisel yanlılıklar. Bourdieu diyor ki kişisel yanlılıkları siz belirleyemezsiniz. Yani doğduğunuz aileyi, cinsiyetinizi, etnik kimliğinizi belirleyemezsiniz. Bu en zararsız diyor. İkincisi akademik yanlılıklar. Akademik yanlılıkları gerçekten zaman zaman çok eleştiriyoruz. Hani bir dönem Foucault üzerinden çok araştırma yapılabildi, bir dönem Bourdieu çok popülerdir, bir dönem hani herkes kendi alanında popüler olan kuramcıları düşündüğünde ve size okuduğunuz okullar, yani işte ODTÜ'de mi okudunuz, Boğaziçi'nde mi okudunuz, ESTÜ'de mi okudunuz ve size verilen bu akademik vizyon aslında sizin araştırmayı tasarlamanızı, şekillendirmenizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Pozitivist bir stream'den geldiyseniz o pozitivist kafayı aşmanız çok zor oluyor. Ya da Boğaziçi gibi mesela daha alan, saha odaklı bir, yani ben kendi adıma söyleyeyim, bir okuldan geldiyseniz burada biraz daha o zaman da işte pozitivist teknik yöntemi, yani karma yöntemi uygulamakta zorlanabiliyorsunuz. Ve sahaya bakışınızı bu ikinci yanlılık çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Üçüncüsü ise entelektüel yanlılıklar. Entelektüel yanlılıkları da Bourdieu çok sakıncalı buluyor. Sonuçta ben her zaman entelektüel olmanın çok hani kolay bir şey olmadığını düşünüyorum ama hepimizde bir entelektüel yanlılık var. Yani akademi dışında kendimize kattığımız kültürel, sosyolojik, ideolojik, politik her neyse bunlar. Bu da tabii ki bir takım önyargıları doğurabiliyor. Bizim alanda bu önyargılardan uzaklaşmamız gerekiyor. Araştırma tasarımı da aslında bu bütün bu üç yanlılığın ve bizim kişisel deneyimlerimiz, akademik deneyimlerimiz, hocamızın daha önce bize verdiği şeyi, okuldan aldıklarımız bu bir tasarımın parçası. Bu tasarım hepimizin bildiği gibi, bunu tekrar söylemek istemiyorum ama burada da şey yaparsınız, bir kere konumuzun anahtarlarını belirleyebiliriz. Burada ben öğrencime de şunu söylüyorum. Bir konuyu çalışırken neden çalışıyorum sorusuna, ben bu konu ne ve bu konuyu neden çalışıyorum? Tek bir iki cümle net bir şekilde kurabildiklerinde, ki bu bir süre zaman alıyor. Bu tek basit cümleyi kurabilmek bence araştırmalardaki en temel şeylerden bir tanesi. Bu soruyu sorduğunda eğer cevap veremiyorsan kendine ya da hocana ya da arkadaşına her neyse, o zaman bu araştırmanın bir takım kafanda oturmadığın şeyleri oluyor. Ve doğal olarak bu konuyu ve konunun ana hatlarını kesinlikle çizmek gerekiyor. Amaçlarımızı muhakkak belirlememiz gerekiyor. Ve bu amaçlar doğrultusunda alanımızı seçmek. Yani bazı örneklem, mesela kartopu örneklemi özellikle etnografik araştırmalarda tercih edilen
önemli örneklem yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü bir key informant bulduğunuzda o key informant'tan başka bir informant'a geçersiniz ve bir kar topu gibi kocaman bir kar topunuz olur ve onun içerisinden alandaki amacınıza yönelik insanları seçmiş olursunuz. Tabii etnografik yöntem çok masraflı bir yöntemdir. Yani sahada uzun süreli kalmayı gerektirir. Bir kere kalma masrafınız var, yeme içme masrafınız var. Süre, zaman çok önemli. Eğer bir akademisyen olarak çalışıyorsanız bu sürenin tatillerinizde olması gerekir. Derslerinizin olmadığı bir zamanda olması gerekir. Bu zaman kontrolünü çok iyi yapmanız gerekir. Çünkü o an orada olmak zorundasınız. Yani bu akademik dünyanın odaları, ofisinizin uzağında sahada olmanız gerekir. Ve bunun için de tabii ki bir zaman planlaması ve maddi açıdan bir destek bulmanız gerekir. Bu deneyimlediğiniz olayların sahada muhakkak iyi kaydını tutmanız, sistematik bir kaydını tutmanız gerekir. Ve çoklu yöntem kullanımıyla birlikte verilerinizi çeşitlendirebilirsiniz. İşte katılımcı gözlem, günlük yazarsınız, fotoğraf çekersiniz. Farklı diğer belki de konumuzla ilişkili çok farklı teknikler uygulayabilirsiniz. Etnografi bu şeyde hani çok gelişkin ve özgür bir yöntem. Alanına erişmek ve onların güvenini kazanmayı başarmak. Sanırım buradaki en temel sorulardan bir tanesi bu. Eğer sahada çalışacağınız kişilerin güvenini kazanamazsanız, onlarla hiçbir ortaklık kuramazsınız, iletişim geliştiremezsiniz. Etnografi başlamadan biter ya da yeterli veri dönemediniz, sizin de moraliniz bozulur ve bir şekilde bu iş ilerlemeyebilir. Etnografın o yüzden dediğim gibi yani iletişim becerilerinin kuvvetli olması, tahakküm ya da bir kurmak için kurmaması, egosunu bir yerde yani dediğim gibi sahanın dışına bırakması, daha çok alan odaklı düşünmesi gerekiyor. Ve kesinlikle bir interaktif görüşme yapabilmek. Yani ortama adapte olabilmelisiniz. Yani ben Alevilerle ilgili yaptığım sahada mesela o kadar farklı etnograflarla çalıştım ki hani birisi mesela sırf politik duruşu yüzünden resmi törenlere katılamamıştı. Kimisi topuklu ayakkabıları yüzünden o çıkması gereken tepelere çıkamamıştı. Falan böyle ortama adapte olamazsın. Bir kere cinsiyetsiz bir kişilik kurmanız gerektiği zamanlar olabilir. Yani çalıştığınız konulara göre ve kıyafet seçimi yani duruş gerçekten çok önemli. Sizin kendinizi nasıl temsil ettiğiniz alanda sahada çok önemli. Yani eğer kadın çalışması yapıyorsanız bir örneğin Doğu Anadolu bölgesindeki bu berdel evlilikleri çalışıyorsanız bir erkekseniz bu çalışmanın baştan çok yani nasıl söyleyeyim derinlikte olamayacağı belli. Çünkü kadınların içine girebilmek için kadın olmak lazım. O yüzden mesela ben bir çalışma yapmıştım. Antropolojide kadın etnografın erkek etnografa göre daha fazla olduğunu tesadüfen Türkiye'de araştırarak birkaç okula da soruşturarak o hocaların kendisi söylediği şeydi. Çünkü kadınlar sahada olmayı, erkekler kuram yapmayı çok seviyorlar akademide. Yani kuramı, büyük kuramı onlar kursun, sahayı kadınlar tavaf etsin gibi bir anlayış var. Bu katılmayabilirsiniz ama benim gözlemlediğim şeylerden bir tanesi. Tabii bütün o kadar çok veri topluyoruz ki etnografide sahadan. Acayip bir veri topluyoruz. Yani saatlerce eğer ses kaydı oluyorsak saatlerce süren ses kayıtları, gözlem notlarımızı alıyoruz. Günlüğümüzü yazıyoruz. İnanılmaz bir veri var. Ve şimdi günümüzde artık bu verileri kullanabileceğimiz sizin de bildiğiniz gibi çok farklı programlar var. Nitel verinin girişini sağlayan ve daha sağlıklı görebileceğimiz. Ama antropologlar mesela pek bunu tercih etmezler. Onlar daha çok kendi gözlem notlarına ve işte hatta ses kaydı bile almazlar çoğu geleneksel antropologlar. Daha çok kendi yaptıkları görüşmelerden notlar alarak metinlerini oluştururlar. Şimdi bu öz düşünsellik mevzusuna gelmek istiyorum. Yani bu self-reflexivity mevzusu. Ben bunu kendi fotoğrafik çalışmalarıma da ekliyorum. Yani fotoğrafın öz düşünsel olduğunu söylüyorum. Sahanın da öz düşünsel olduğunu söylüyorum. Öz düşünsellik aslında kültürel gerçekliğin nesnel bir biçimde aktarılacağını savunan görüşe ve ideolojiye duyulan kuşkuların bir ürünü. Yani biz sahada nesnel bir gerçekliğini ne kadar aktarabiliriz? Kendimiz nesnel miyiz bir kere? Yani biz bu nesnelliği nasıl oluşturacağız? Bir laboratuvarda bir takım bu nesnel verilere ulaşabilmek mümkün. Hani sizin farklı alanlarda olduğunuzu düşünerek orada belki işte
şu kadar şey giriyorsunuz, onun bir ölçüsü var, başka türlü başka bir şey giriyorsunuz, onun bir ölçüsü var. Bu laboratuvarı bilgisayarlar aracılığıyla daha nesnel bir hale getirebiliyorsunuz ama toplumlar, gruplar, kültürler kesinlikle homojen değiller. Zaten farklılıklarıyla birlikte toplumların kendi oluşumu gerçekleşiyor ve biz de bir insan olarak bu sahaya nesnel olarak bakamıyoruz. Böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Nesnel gerçeklik kimin gerçekliği, neyin gerçekliği? 2x2=4 etmez sahada. Yani ben cezaevi çalışırken, cezaevinde haftada 3 gün lisans bitirme tezi olarak yapmıştım. Şimdi gündelik yaşamda bir insanla karşılaştığınızda şunu sorarsınız. Adını sorarsınız, ne iş yaptığını sorarsınız, evli ya da bekar mı onu sorarsınız. Nereli olduğunu sorarsınız ama cezaevinde bunların hiçbirini soramazsınız. Adını soramazsınız, çok ünlü bir kabadayı olabilir. Ne iş yaptığını soramazsınız, bir uyuşturucu satıcısı olabilir. Ailesinin olup olmadığını soramazsınız, karısını öldürmüş olabilir ya da kocasını öldürmüş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Gündelik dinamikler, ya çalıştığınız alan, konu, sizin alışa geldiğiniz iletişimsel pratiklerinizi bile değiştirebilir. O yüzden bu nesnellik tartışması bize düşünselliğe götürüyor. Ve antropologlar self düşünsellik dedikleri, yani katılarak gözlemin bir araştırma tekniği değil, daha çok bu tür bir dünyada olma tarzı olduğunu ve araştırmacının da araştırmaya dahil edilmesi gerektiği, ben öznesi. Antropologların etnografik metinlerine, özellikle batılı antropologların etnografik son dönemlerdeki tabii etnografik metinlerine baktığınız zaman ben öznesini çok görürsünüz yapılan tezlerde. Ama Türkiye'de pozitivist görüş hala çok yoğun olduğu için kesinlikle ben öznesi yoktur. O, yani üçüncü tekil şahıs vardır. Yapılmıştır, edilmiştir, gözlemlenmiştir vardır. Ama bu özdüşümsellik taraftarı yanlısı yazarlarda bu ben vurgusu çok kuvvetlidir. Çünkü ben deneyimledim, ben gözlemledim, ben yani bu beni mesela Bourdieu bu antropologların naif ve romantik özdüşümselliklerine karşı çok ciddi eleştirisi vardır. Bourdieu'nun düşünselliği daha çok kendini karizmatik entelektüel olarak tanımlayan sosyal bilimcinin kendi egosunu biraz dizginlemesi ve sahaya eşitler düzeyinden bakması üzerinedir. Çünkü Bourdieu bir Fransızdır. Fransa'da tarım işçilerine çalışırken ya da işte tarımı çalışırken elde ettiği, uyguladığı anketi Cezayir'deki tarım işçilerine yönlendirir. Fark eder ki gözleri aslında Cezayir'deki işçilerin çok yoksul olduğunu görse de anket sonuçları bir Fransız çiftçisiyle eşit çıkmıştır. Yani iki anketin sonucu da neredeyse aynıdır. Ve Bourdieu şunu sordular. Ben nasıl böyle bir şeye tav olabildim? Yani nasıl böyle bir yöntem uygulayabildim? Çünkü gözlerim başka şeyler söylüyor, düşüncelerim başka şeyler söylüyor. Ama veri toplama tekniği olarak pozitivist bir veri toplama tekniği olan anket başka bir şey söylüyor. İşte o zaman Bourdieu'nun düşünselliği ise özellikle bu sahada kullandığımız tekniklerin, yöntemlerin alana uygun olması ve sahada araştırmacı olarak kendimizin kurduğu ilişkinin de tam eşitler düzeyine dönüşmesi üzerinedir. Evet, özdüşümsel tartışmaların çok sevdiğim şeyleri var. Yani bunları tabii orada takılmak, akışına bırakmak, kendi seçtiği yoldan gitmek. Etnograflar çok içgüdüsü olarak kuvvetli insanlardır. Mesela yani nerede ne zaman olacaklarını belki kesin olarak bilmeyebilirler ama içgüdüleri o kadar çok deneyimlemişlerdir ki sahayı. İçgüdüleri onların nerede olmaları gerektiğini söyler. Yani herhangi bir ve görüşmeleri daha informaldir mesela. Bu inform, biz çünkü bu şeyi çok zaten birazdan konuşacağız. Çok önemseriz, sorular şöyle olsun, şu kadar net olsun, işte beşi şöyle olsun falan. Ama etnograflar da informal görüşme, yani resmi olmayan, daha böyle doğaçlama görüşme çok önemlidir. Ve bu aslında biraz kendilik bilincinin ortaya çıkmasını sağlar. Ve farklı dönemlerde, aynı bölgede, farklı kişiler tarafından yapılmış etnografik araştırma sonuçlarının farklı olduklarını gözlemliyoruz. Ve doğal olarak da işte nesnellik tartışmalarını daha da alevlendiriyor. Ve doğal olarak tabii beyaz ve temiz yabancının yerini yerli antropologlar bu vesileyle almış oluyor 70'lerin sonu itibariyle. Şimdi yöntemleri, veri toplama yöntemlerini biliyorsunuz, etnografik yöntem tamamen sahada olmayı gerektirdiği için bir kere katılımcı gözlem, görüşme, görsel veriler. Bugün size biraz
kendi alanımdan da yani fotoğrafı ben alanda sahada nasıl bir toplum aracı olarak kullanıyorum da anlatacağım. Belki içinden sizin yöntemsel olarak faydalanabilecekleriniz de olur. Katılımcı gözlem bir kere o an orada olmak, başka bir şey yok yani. Seçtiğiniz sahanın içerisinde olmak, o alanın üyelerinden biri gibi konumlanabilirsiniz, bir dış gözlemci olabilirsiniz. Çünkü bunların bazı çeşitleri var. İşte tam katılım, bir katılımcı olarak gözlem yapma, bir gözlemci olarak katılma ve tam gözlem. Tam gözlemde bir sınır çiziyorsunuz. Yani bir laboratuvar ortamı gibi olmasa da hani gözlem yaptığınızı, işte hiç karışmadığınız, kimseyle görüşmeden, konuşmadan, diyalog girmeden, günlük pratiğin daha dışarıdan olduğunuz ve insanlar da sizin evet yani yaptığınızı biliyorlar. Bu biraz etnografiye de çok uygun bir gözlem türü değil. Tam katılım mevzusu çok ilginç. Yani gerçekten tarihteki çok önemli etnograf, Malinescu'lar, Boas'lar, Curtis'ler, Margaret neydi unuttum söyledim ama önemli antropologlar tam katılım sağlamışlar. Tam katılımın ne demek? Yani siz eğer bir mahalle çalışacaksanız, mahalleye gidip oradan bir ev kiralayıp onlar gibi bir onlarla komşuluk edip o aynı bakkaldan alışveriş yapmak, aynı kahveye gidip çay içmek, aynı yollardan yürümek, bu bir tam katılım sağlar. Buradaki temel problem going native dediğimiz yani yerleleşmek şeyiyle karşı karşıya kalırız. Yerleşmek yani onlar gibi olmak, onlara benzemek. Bu neyi sağlar? Belki çok samimi ve intimit bir veri toplayabilirsiniz. Ama bir yandan da o sizin sosyal bilimci kimliğinizi biraz etkileyebilir. Çünkü onlardan biri gibi olmuşsunuzdur artık. Yani olumsuz şeylerde bile not etmeye imtina edersiniz. Yani o yüzden bu going native yani yerleşme problemi bu antropologların en çok tartıştığı şeylerden bir tanesi. Bir katılımcı olarak gözlem yapma, alandaki kişiler gözlemcinin amacının farkındadır. Ancak izin verildiği ölçüde günlük iş rutinine katılımda bulunurlar. İzin vermezlerse sadece bir gözlemci olarak kalırlar. Diğer ise bir gözlemci olarak katılma. Araştırma alanına dışarıdan ve nötr olarak gelen bir araştırmacıya kimi zaman günlük rutine katılma olanağı da tanıyor. Daha çok bir katılımcı olarak gözlem yapma etnografinin en temel gözlem metotlarından bir tanesidir. Çünkü onları anlayabilmek için o pratiğin içinde de bulunmanız gerekebilir. Tabii bu dediğim gibi 2x2=4 etmez hep diyoruz ya. Konumuza göre, sahanıza göre, o sahada çalıştığınız insanlara göre. Örneğin bir tarikatlar çalışıyorsanız bu biraz zordur. Ama daha cemaatler çalışıyorsanız biraz daha kolaydır. Kadın çalışıyorsanız, erkek çalışıyorsanız yani ne bileyim çevre kirliliği çalışıyorsunuz ve bir köye gitmek zorunda kalırsınız. Ya da mesela ben çift cinsiyetler çalışmıştım Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde. Beni taşlamışlardı mesela yani köye sokmamışlardı. Sonra muhtar sayesinde işte okey'e girebildik. Sonrasında tabii sevdiler ettiler ama bir süre ben kesinlikle katılarak gözlem yapamadım yani tamamen bir gözlemciydim. Şimdi görüşme dediğimiz şey biliyorsunuz bir veri toplama tekniği o da bir araştırmacının işte katılımcılarına o konuyla ilgili olan kişilere soru sorma ya da konuşma yöntemidir. Burada da yine belirli şeyler var. Bunları siz tabii ki biliyorsunuz. İnformal görüşme dediğim gibi etnografların çok sevdiği bir görüşme biçimidir. Sohbet gibi geçer. Sohbet daha intimit yani samimi bir sohbet olduğu için karşınızdaki size eğer güvenirse sizin soracağınız sorulardan daha fazla bir veri toplama şansına erişirsiniz. İkincisi yapılandırılmamış görüşme. Sadece bir belirli sorular önceden belirlenmemiş olsa dahi siz kafanızda belirli sorular, yani kafanızda bir takım şeyler dönüyordur. Yani görüşme konusu bellidir. Aşağı yukarı ne soru, yani neyle ilgili konuşacağınız bellidir. İnformalde kesinlikle bir sohbet var. Yapılandırılmamış görüşmede ise konumuz belli. Kafamızı odaklandığımız şey belli ama sorular önce belirlenmemiş. Yani gidişata göre soruları şekillendiriyorsunuz. Yarı yapılandırılmış görüşme benim daha çok yaptığım şey budur. Yarı yapılandırılmış görüşme genelde çok severim. Çünkü ben hani konuşmayı ve sohbeti seven bir insan olarak bazen uzayabiliyor sohbetler, ucu kaçabiliyor, başka tarafa gidebiliyor, dağılabiliyorsunuz. O yüzden ben kafamda 3-4 soru belirleyip sonrasında akışına göre soruları çeşitlendiriyorum ve bu aynı zamanda temalarımı daha kolay çıkarmamı da sağlıyor analiz kısmında. Yapılandırılmış görüşmede ise tamamen nettir sorular. Kesinlikle dışarı çıkmazsınız. 5 soruysa 5 soru sorar bırakırsınız. Bu yapılandırılmış görüşme etnografik araştırmalarda pek tercih edilmez. Ama yine her zamanki gibi bir açık kapı bırakarak
konumuza, kişimize göre, sahaya göre değişir. Tabii bizim için her türlü materyal veri kaynağı olabilir. Yani medya metinleri, haberler, video kayıtları, eski fotoğraflar, semboller, kurumdan alınan arşivdeki neyse işte kişisel anlatılar, yaşam öyküleri, bunların hepsi etnografik yöntemin içerisinde kullanılabilir. Günlük etnografın en sevdiği şeydir yani antropoloğun, özellikle antropoloji alanında yazmak çok önemli bir eylemdir. Yani yazmak sadece veri toplamak değildir, alan not yazımı. Aynı zamanda sahaya ilişkin gözlemlerimizi sistematik olarak kaydettiğimiz önemli metinlerdir. Çünkü bu metinlerden hareketle aslında analize geçilir. Sosyal hayatın ve sosyal söylemin yazıya dönüştürülmesidir diye tanımlamışız. Yazılı notlar, ses ve görüntü kayıtları alan notları için önemli şeylerdir. Biz kısa notlar alabiliriz. Biraz kişisel bir yöntemdir aslında. Yani bazısı sadece kısa notlarla yetinirken, bazıları daha tariflerle, mekansal tariflerle, yerel vurgularla, mekan tasvirleriyle notlar alırlar. Ama temel mevzu günün sonunda muhakkak bu kısa notları metne dönüştürmek gerekir. Benim hocam, ben Toronto Üniversitesi Kanada'da etnografi merkezinde kısa süre bir postdoc şeyim oldu. Oradaki etnografi merkezindeki supervisor'ım Donna nasıl söylediği çok önemli bir şey vardı. Der ki, alandan sahadan döndüğün zaman kesinlikle kimseye sahada neyle karşılaştığını anlatma. Konuşmak bir şeyleri çerçevelemektir. Eğer konuşursan konuşmadığın şeylerle ilgili olan şeyleri arkaya atarsın. Hafızanın en arkasına atarsın. O yüzden yapacağın ilk iş kimseyle konuşmadan, kimseye bir şey anlatmadan oturup o yalıtılmış odanda günlük yazmaktır. Yazmak bütün o gözlemlerin aktarıldığı bir eylemlik halidir. Yani zihin de çok eylemlik haline gelir. O yüzden hani şey gibi rüyaları mesela rüya görürsünüz ya, ertesi gün anlattığınızda çok kısıtlı bir şey anlattığınızı sonra da anlarsınız. Eğer hem yazmaya başladığınızda, yazmak çünkü biraz daha yaratıcı bir eylemdir konuşmaktan. O yüzden günlüklerde özellikle alandan döndükten sonra hemen yazılması gereken, kimseyle konuşmadan, kimseyle diyalog kurmadan, yalnız başına kalarak yazılması gereken ve metne dönüştürmesi gereken bir şeydir. Kişisel notlar ise bu iç diyaloglarımızı yazdığımız, bazen bireysel düşüncelerimizi, önyargılarımızı ve bu önyargılarımızın zaman içinde nasıl değiştiğini. Çünkü hepimiz insanız dedik ya, hepimiz insanız ve hepimizin defaktoları var, önyargıları var, yanlılıkları var. Bunları az önce konuştuk ve doğal olarak bunları da yazmak ki İngiltere antropoloğunda, antropolojisinde bu araştırmacının kendi kimliğine yönelik, kendi sorgulamalarına yönelik bitimlerin de araştırmaların içerisinde yer aldığını okuyoruz, görüyoruz. Türkiye'de pek bu şeyler nasıl söyleyeyim, yatsınır yani araştırmacının duygu ve düşünceleri, hissettikleri, önyargıları neyse işte tanımadığımız şeyler. O biraz yatsınır ama antropolojinin içerisinde bu da var. Özellikle postmodernizm, 70'ler sonrası antropolojide bu çok geçerli. Günlük yazarken muhakkak yer, tarih, aktörler, kişiler, etkinlikler, bunları yazmayı unutmamamız lazım. Çünkü yerin, hepimizin hafızası binlerce şeyle doluyor ve bu tür bilgileri, yani 5M1K bilgilerini yazmazsak gelecekteki analizde başımız ağrıyabilir, yani zorlayabilir bizi bu şeyler. Şimdiye kadar sorusu olan var mı, yoksa devam edeyim mi? Nigin Hocam, 2 oldu saat ama bir 15-20 dakikada bu şeyleri de özetleyip sunumu bitireceğim. İsterseniz ondan sonra da soru alabiliriz. Şimdi de soru alabiliriz. Devam edeyim o zaman. Pek bir şey gelmedi. Tamam. Şimdi alan araştırmalarında görsel yöntemler dediğimiz şey. Ben yani belki Türkiye'deki etnografi alanına çok yeni bir şey katamam. Sonuçta antropologlar var, antropoloji bölümleri var. Ama bir belgesel fotoğrafçı olarak, fotoğrafı çok seven, kendimi bir ifade aracı olarak gören bir sosyal bilimci olarak ben etnografiyle bu fotoğrafı nasıl buluştururum diye düşündüm. Ve benim doktora tezim iki profesyonel fotoğrafçı, iki etnografı sahada gözlemlemekte aslında. Yani etnografinin de etnografisini yapmış gibi oldum. Yani etnograflar ve fotoğrafçılara Alevi, Hacı Bektaş ve İşenliklerinin etnografisini yaptırdım. Ben de aslında onları gözlemleyerek bir üst şeyi sağlamaya çalıştım. Doktora tezim bununla ilgiliydi.
Ve oradaki mesleki pratiklere biraz baktım. Yani fotoğrafçılar nasıl davranıyor, etnograflar nasıl davranıyor? Acaba bu alandan bu iki pratiği, disiplini bir araya getirip yeni şeyler geliştirebilir miyiz? Tabii postmodernist dünyada daha önce her söz söylenmiş, her imge üretilmiş olduğu için ve biz de tabii ki bu alana sonradan entegre olduğumuz için tabii bunlar benim yeniden icat ettiğim şeyler değil. 70'lerde sosyolojide de özellikle antropolojide özellikle kırılmalar, bu gerçeklik sorgulamalarıyla başlarken bir yandan fotoğrafın sahadaki yetkinliği çok tartışmaya başlıyor ve özellikle bir takım antropologlar fotoğrafı bir toplama tekniği olarak kullanıyorlar ve sonrasında bir takım yöntemler geliştiriyorlar. Ben de tabii ki onları da harmanlayarak belirli yöntemler özellikle Türkçeleştirdim diyeyim. Yani bir yaratım söz konusu değil. Sonuçta zaten yaratılmış bir şeyi biraz adapte etmek söz konusu. Fotoğrafik uyarım dediğim photoization yöntemi özellikle fokus odak grup görüşmelerini falan bilirsiniz. Odak grup görüşmelerinde birçok materyal topluluğu harekete geçirmek, hafızayı canlandırmak, tartışmayı sağlamak için kullanılır. Burada kullanılan şey fotoğraflar. Çünkü fotoğraflar bireylere ve ya da gruplara onların değer, inanç, davranış ve anlam dünyalarını keşfetmek, anıları harekete geçirmek, grup dinamiklerini keşfetmek gibi belirli amaçlarla hizmet ederler. Çünkü bellek geçmişi hatırladığında fotoğraf gibi hatırlar. Şimdi hepiniz bir düşünün mesela en mutlu olduğunuz bir anı hatırlamaya çalışın. Siz ne kadar hareket ettirmeye çalışsanız da o an hareket etmez. Çünkü bellek iki boyutlu bir fotoğrafik şeye dönüştürür bunu, anıyı. Ve fotoğrafa baktığınız zaman geçmişe dair size onun hissettirdikleri her ne kadar gerçeklik sorgulaması olsa da fotoğraf her zaman bir belgedir. O ana dair, o zamana, o mekana, o olaya, o yaşanmışlığa, o duygu durumuna, neyse işte o sizin sorguladığınız, ona karşı daha da onun bir belgesidir. Ve siz bir şeyde bir fotoğrafı bir veri toplama tekniği olarak kullanarak bir yandan da o insanların, o fotoğraf, yani belleklerini çağrışımlar yaptırarak daha kolay hatırlamalarını sağlarsınız. Ve burada her türlü fotoğraf kullanılabilir. Yani sizin çektiğiniz fotoğraflar olabilir sahadan ya da televizyon görüntüleri olabilir, işte gazete fotoğrafları şeyler olabilir. İstediğiniz her şeyi bunun için kullanabilirsiniz. Çünkü fotoğrafik görüntüye bakmak, toplumsal bağlam, kültürel ön kabuller ve grup normları tarafından belirlenmiş bir toplumsal faaliyettir. Aile albümleri de böyledir mesela. Aile geçmişi yad etmek, gelecek kuşaklara aileyle ilgili bir takım pratikleri aktarmak için aile albümlerine bakarız değil mi? Hani annemize gittiğimizde bu bir pratiktir, bu bir aile hafızasını güçlendiren, gelecek nesillere bu hafızayı da geçmesini sağlayan bir pratiktir. Doğal olarak da bu toplumsal bir mevzu. Ben postdoc için Toronto'ya gittiğimde, Toronto Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli bir araştırma için gitmiştim. Benim yaptığım proje bir seneyle Türkiye'den göç eden göçmenler arasında çapraz evlilik yapmış ailelerin fotoğraflar, aile albümleri üzerinden bir çift olarak birbirlerinin nasıl fotoğraflarını baktıkları, evlilik öncesi ve sonrası birey olarak kendilerini, geçmişlerini ve bugün içinde bulundukları ilişkiler anı nasıl anlattıklarını ve bu görsellerdeki temsillerle nasıl bir iletişim kurduklarını, nostalji dediğimiz geçmişteki en mutlu ana referans veren o duyguyu fotoğraflar aracılığıyla nasıl okuyabildiğini ve bildiğimizi anlatan bir etnografik alan araştırmasıydı. Bu çapraz evlilik yani etnik kimlik olabilir, dinsel kimlik olabilir. Yani benim dört kategorim vardı. İşte Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Müslüman, pardon Türkiye'den göçen göçmen ve Kanadalı, başka bir ülkeden göçen göçmenle Türkiye'li göçmen arasında bir şey vardı. Ve burada aile albümlerine bakarak oradaki aile dinamiklerini, evlilik ilişkiler, roller, kadınlık erkeklik rolleri, toplumsal cinsiyet, politik kimlikler ya da topluluklara dair o an mesela Toronto'da kurulmuş sivil toplum üzerinden kendi kimliklerini tanımlama ya da çocukların eğitimi üzerinden bir başarı hikayesi yaratma gibi farklı özellikle aile içi pratikleri anlamaya çalıştığım bir araştırma yaptım. Bunu da tamamen aile albümleri üzerinden bir görüşme ayarlayarak bütün günlerini gözlemleyerek geçirdiğim bir etnografik çalışmaydı. Tabii daha uzun olması gereken bir etnografik çalışmaydı ama süre bir seneydi.
zaten bir yabancı olarak hani bu aileleri bulmak, onları ikna etmek, konuşmak, ya zaten siz yabancı olarak, siz de bir başka ülkeye gitmişsiniz araştırmacı olarak, çocuğunuz var, ev bulmak zorundasınız, o işe adapte olmak zorundasınız ve bir yandan da araştırma alanınızı oluşturmak için de bu ailelere ulaşmak zorundasınız. Benim için acayip bir deneyimdi ama sonunda toparlayabildik. Şimdi düşünsel fotoğrafa geçiyorum. Bunu ben uygulamadım ama aslında yani doktor tezimde bir nebze uygulanmıştı ama daha çok özellikle bu toplumsal cinsiyet meselelerinde şiddet görmüş kadınlar, tacizli tecavüzü olmuş kadınlar, uğramış kadınlar, yoksullar, göçmenler üzerine yurt dışında özellikle yabancı literatürde çok yapılmış şeyler var. Burada düşünsel fotoğrafta artık veri toplaması için araştırmacı değil de katılımcıların eline fotoğraf makinesini verip burada native image making olarak geçen teknik, yani yerli görüntü üretimi diye geçen, o diyelim ki bir göçmen kampındasınız. O göçmen kampına girişiniz izni yok ama biriyle, oradan işe giden biriyle görüştünüz ve onun eline bir fotoğraf makinesi verdiniz ya da küçük bir kompakt makine verdiniz ya da dediniz ki cep telefonuna çek dediniz. Siz şimdi o kişinin çektiği fotoğraflarla aslında göçmenler arasındaki ilişki, barınma sorunları, yeme içme problemi, işte kadın erkek rolleri, her şeyi, yani fotoğrafik olarak kişinin o gündelik yaşamıyla ilişki şeyleri bir metin olarak alabilirsiniz. Ve aynı anda bu araştırmacılarla birlikte de hareket edebilirsiniz. Ve onların neye çektiğini, hangi alanda neler çektiğini de gözlemleyebilirsiniz. Ve aslında bu çektikleri fotoğraflar katılımcıların o günkü ya da yaşamlarına ilişkin, yaşadıkları ortamlara ilişkin çok gerçekçi, yani bilgiler sunarlar. Evet, çok da detaylı şey yapmak istemedim. Ya mesela burada yapılmış Photographing the Self çalışması var. Özellikle ilk dönem yapılan Ziller'in yaptığı bir çalışma. Amerika'daki farklı ülkeden öğrencilerin, dört öğrencinin işte çektiği fotoğraflar üzerinden, Amerika'yı fotoğraflaması üzerinden mesela Amerika ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmaları söylenmiş. Önce fotoğraflar çektirilmiş, sonra duygu ve düşünceleri anlattırılmış. Amerika'da doğmuş öğrenciyle farklı ülkelerde doğmuş, orada göçmen olarak öğrenci olmaya çalışan öğrencilerin çektiği fotoğraflar incelenmiş. Mesela burada hatırlıyorum, ben Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken Erasmus öğrencisi vardı, İspanyol. Mesela bizim hiç fark etmediğimiz bir fotoğraf projesi yapmıştı belgesel fotoğraf dersinde. Eskişehir'deki Atatürk büstlerini fotoğraflamıştı. Ya dedi, o kadar çok Atatürk büstü, Atatürk fotoğrafı var ki biz mesela o kadar kanıksadığımız için onun bir projeye dönüşebileceği ya da farklı bir bakış olabileceğini çok görmeyiz çünkü çok kanıksadık, yani hem ideolojik olarak hem de görsel olarak. Ama bu çocuk mesela böyle bir fotoğraf projesi yapmış ve yani Eskişehir'deki Cumhuriyet, yani Atatürk bakış açısını, Atatürk sevgisini falan da kapsayan bir çalışma yapmıştı. Bu sanırım imgeleri çok kanıksamakla etrafımıza sürekli döndükleri için de ilişkili ama bir yandan da o gündelik pratikleri nasıl algı başka bir ötekinin, yani diğerinin diyelim, nasıl algıladığıyla da ilişkili. Evet, bunu size anlatmıştım. Onları geçeyim. Bu benim doktora tezim mi söylemiştim ya size, işte iki etnograf, iki fotoğrafçıyı sahaya götürdük. Oradan onların etnografisini yaptım. Onlardan ses kayıt cihaz cihaza görüşmeler yapmalarını, gözlem notları yazmalarını ve fotoğraflar çekmelerini istedim. Ve her birinin işte çektiği fotoğrafları aynı yerde, aynı mekanda neler çekmişler. Ve nasıl bakmışlar? Yani bu ethnographic gaze, photographic gaze, yani bakış nasıl? Onları gözlemlemek için yaptığım şeyler. Ya yani mesela etnografların çektiği fotoğraflar daha çok ritüele odaklanırken, fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların daha estetik kaygısı taşıdığını tabii ortaya koyduk. Yani çünkü fotoğrafçı olmak doğru zamanda, doğru ışıkta, doğru anda fotoğraf çekmektir. Ama etnografik olarak o ritüelin kendisi ışıktan daha değerlidir. Burada birkaç örnek, hani mesela yine fotoğrafçıların işte yine etnografların doğrudan alana ilişkin, nesneye ilişkin doğrudan bir fotoğraflaması varken diğerlerinin daha gündelik pratiklerin insanla kurduğu, oradaki nesnenin insanla kurduğu ilişkisi üzerine fotoğraflar görürüz. Çünkü etnograf bu nesneyle insan ilişkilerini yazarak anlatır. Ama fotoğrafçının temel şeyi fotoğrafik bir imge olarak bunu yazıya gerek duymadan anlatmaya çalışmaktır. Evet, çok üzerinde durmaya
genel anlamda birçok alanda fotoğraflar çektiler ilk gün, son gün. Tabii görüşmeler yaptık, günlükler tuttuk. Epeyce bir uzun süren bir alan araştırmasıydı. Onun sonuçlarını okumak isteyenler tez şeyinde bakabilirler. Bu yeniden fotoğraflama aslında özellikle mimari alanda, coğrafyacılarda falan kullanılabilen de bir teknik. Ben de bunu görsel sosyoloji dersi veriyorum. Hem sosyoloji bölümünde hem de kendi okulumda. Eskişehir kente dair işler yaptırıyorum öğrencilerime. Bunun da yakında bir yazısı çıkacak. Yani eskiden çekilmiş, çok pardon, Eskişehir fotoğraflarını öğrencilerime dağıtıp ilk aşamada onların bu fotoğrafların nerede çekildiğini keşfetmelerini istiyorum. Yani şehirle bir diyalog kurmalarını sağlıyorum. Yani her zaman yolda yürürken hiç fark etmedikleri bir şeyi, neyse o, bir mekan, bir nesne, bir insan, bina neyse, bu vesileyle eskiden çekilmiş fotoğrafı takip ederek, onunla keşif yolculuğuna çıkarak, elinde sağa sola sorarak o mekanı bulmalarını sağlıyorum. Sonra işte yeniden fotoğraflama tekniğiyle buldukları mekanı aynı yerden, aynı açıyla fotoğraflamalarını istiyorum. Geçmişle şimdi arasında bir bağ kurmalarını sağlıyorum. Yani geçmişte çekilmiş bu fotoğrafla şimdi de çekilmiş bir fotoğraf arasında coğrafi olarak, mekansal olarak, kentsel olarak, sosyolojik olarak, kültürel olarak neler değişmiş? İkinci kısımda biraz onları tahlil ediyorum. Yani o çerçevenin içerisinde kalmış mekanla ilişkili tartışmalarını sağlıyorum. İlk aşamada ben nasıl görüyorum, ben nerede bulacağım, ben öznesi çok ön plandayken, ikinci aşamada o, yani mekana dönük sorular sormalarını sağlıyorum. Üçüncü aşamada da özellikle bizim sanat ve tasarım öğrencilerine tekrar bir yeniden üreten, yeniden imgeleştirme, yeniden temsilleştirebilecekleri bir, bu geçmişle şimdi kuracakları bir tasarımsal, sanatsal yaratım oluşturmalarını sağlıyorum. Bu yeniden fotoğraflama tekniği dediğim gibi geçmişle şimdi arasında kurdukları bir köprü sağlıyor. Özellikle kent çalışan, çevre çalışan, doğa çalışan, ekolojik bir takım şeyler, coğrafya çalışan dedik, jeoloji çalışan, mesela insanlar için bu new repeat photography ya da yeniden fotoğraflama gerçekten çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir. Arşivler bunun için çok değerlidir. Arşiv biliyorsunuz geçmişi tasniflemenin, kategorize etmenin ve bir geçmiş yaratmanın en temel yerlerinden bir tanesi, ki bellek mekanları da aynı zamanda. Ve arşivleri de kazıyarak, böyle resmen bir arkeoloğun toprağı kazması gibi bir şey yaparak, aslında şimdiye dair söyleyebileceğimiz şeyleri geçmişle köprüsünü kurarak, belki geleceğe de bir referans vererek bu vesileyle şeyler ortaya çıkarabiliyoruz. Evet. Bunların şeyleri var, hep geçmişte yapılmış çalışmalarımız var. Foto ifade son yöntemimiz, bu foto voice dediğimiz şey biraz katılımcı eylem araştırma stratejisine de benziyor. Çünkü foto ifade de etnografik yöntemden biraz farklı ama ben yine de koymak istedim. Yani bir topluluğun üyelerine kameraların verilmesi söz konusu. Ama burada araştırmacı kesinlikle topluluğa müdahale ediyor. Yani neleri çekmeleri gerektiğini söylüyor, nasıl çekmeleri gerektiğini söylüyor. Örneğin mesela en önemli örneklerden bir tanesi Sulu Kule. Yani değil mi? Kentsel dönüşüme girdi. Kentsel dönüşümle birlikte Sulu Kule artık eski bütün kültürel mekansal şeyini yitirdi. Bir artık mütenalaştırmayla birlikte farklı bir görünüme büründü. Şimdi o süreçte düşünsenize, Sulu Kule'lerin eline bir fotoğraf makinesi verip onları bir eylemliğe hazırlamak. Çünkü buradaki katılımcı eylem araştırma stratejisinde araştırmacı tamamen bir aktivist. Yani bu aktivist olma şeyi eskiden sosyalistti, şimdi aktiviste dönüştü. Daha eylemli bir şey, daha kamuoyu oluşturarak bir soruna çözüm arama amaçlı. Ve bunu yaparken de oranın, o sahadaki insanlarla birlikte hareket ederek onları bir yaratıcı şeye dönüştürerek, onların yaratıcılığından da faydalanarak, onların gözlemciliğinden de faydalanarak aslında ne yapıyor? Bu yolla, yaratıcı bir yolla kişisel ve toplumsal konuyu kaydediyoruz, yansıtıyoruz ve eleştiriyoruz. Araştırmacı olarak bir aktivistiz ve insanlara bir şeylerin değiştirilmesi için fırsatlar veriyoruz. Ve katılımcılar ne yapıyorlar? Karar vericilere, politikacılara bu sorunları çözmek için ürettikleri şeyleri getiriyorlar, kamusallaştırıyorlar.
Bizim araştırmalarımızda en problemli olan şey nedir? Hep sorgularız. Bu yaptığımız araştırmalar neye, nereye, ne işe yarıyor? Yani makale olmak bir dergide yayınlanmaktan ziyade toplumsal alanda nerede buluşuyoruz? Yani yaptığımız çevreyle ilgili araştırmalarda ya da ekolojik durumlarda ya da toplumsal ne olursa olsun herhangi bir kanun yapıcıyı harekete geçirebiliyor muyuz? İşte nükleer santraller olur, işte hava kirliliği olur, aklınıza gelebilecek birçok şeyde ya da sporla ilgili başka bir şeyde. Bizim yaptığımız araştırmalar bir dergide tozlu raflar arasında mı kalıyor? Yoksa bunları kanun yapıcılarla bir diyaloğa geçirip sivil toplum desteğiyle ya da üniversite desteğiyle bir değişim dönüşüm yaratabiliyor muyuz? Bir toplumsal değişim dönüşüm yaratabiliyor muyuz? Foto ifade tekniğinde aslında bu toplumsal değişim ve dönüşüm araştırmacının ve tasarladığı araştırmanın temel prensibidir. Yani olmazsa olmazı. Örneğin Michigan'da yapılmış gençler arasında şiddetin önlenmesiyle ilgili yapılmış aborjinlerin cinsel sağlıklar hakkında bilgilendirmeleri, işte gençler arasındaki alkol alışkanlığını önlemek için ya da işte bunu fotoğraflarla gençlerin aile albümlerinden, kendi çektikleri fotoğraflardan ve metinlerle desteklenerek bir sergi açmak, bir sivil toplum desteğiyle kamuoyu yaratmak gibi farklı yöntemleri var. Ve dünyada da bununla uğraşan çok önemli hani sivil toplumlar var. Photo Voice da bunlardan bir tanesi. Reframing the World dedikleri yani fotoğrafik bakış açısıyla var olan sorunları tespit edip bu sorunlar üzerine çözüm önerileri bulduğumuz ya da bulmaya çalıştığımız bir yöntemi ifade ediyor. Bugün bana ayrılan bu sürede yani 1,5 saat oldu. Öncelikle 20 kişi beni dinlemeye sabretti. Çok teşekkür ederim. Bu da benim iletişim adreslerim. Bununla ilgili sorusu olan ya da fikri olan varsa lütfen paylaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum hem Nilgün Hocam'a beni davet ettiği için hem de size beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok farklı bir perspektif sundunuz. Paradigma olarak katılımcı yani çalıştığımız alandaki kişilerin de aynı zamanda katılımcı olması gerçekten birçok alanda işte tasarım alanında da olsun birçok alanda böyle bir bakış ve yönelim söz konusu. O açıdan en azından fotoğrafı farklı bir teknik ve yöntem farklı bir teknik açısından kullanmak çok anlamlı oldu. Peki şimdi bir kişi olarak alanda sadece bir kişiyi gözlemleyebilir miyiz? Yani bu gözlemi yaparken mesela kimlik üzerinden hani kimlik ve bu nasıl anlatalım? Yani siz dediniz hani sadece bir grup olmak zorunda değil, bir kişiyi de dahil edebiliriz. Bu kişinin özellikleri ne olmalı? Ya da oradaki şeyi seçerken neye dikkat ediyoruz? Neye dikkat ediyoruz? Mesela benim kendi alanımla ilgili şunu ben aslında yapamadım, keşke yapsaydım. Özellikle bu pandemi sonrasında çocuklar uzaktan eğitime geçti. Benim oğlum da evde çalıştı. Ben acaba oğlumu bir etnograf gibi, oğlumu uzaktan eğitim süreci, o zaman da birinci sınıftaydı, okuma yazma öğreniyordu. Aynı zamanda tabii uzaktan yani hiç bizim geleneğin dışında bir sistemde öğrenmeye çalışıyordu bunu. Ben çocuğumu bir etnograf gibi bu uzaktan eğitim sürecinde alanda yani onun odasında gözlemleseydim, görüşmeler yapsaydım bu bir etnografi çalışması olur muydu? Yani o eğitime yönelik ya da böyle bir kurama varabilir miydim? Yani yeni yüzyılda uzaktan eğitim sistemiyle çocuklar üzerinden bir etnografi çalışması planlayarak bir yeni bir öğrenme kuramı geliştirebilir miydim? Onu mesela 1 sene 2 sene uzun soluklu çalışsaydım kendi alanımla ilgili böyle evet. Hocam şimdi otoetnografi diye de bir şey var yani otoetnografi dediğimiz şey onu söylemeyi unuttum ama otoetnografi tamamen kendi üzerinizden kendi deneyimlerinizle yaptığınız bir etnografi biçimi. Yani postmodern etnografi bu araştırmacının benim yaşadığım deneyim, ben öznesini araştırmaya dahil ediyor. Bu otoetnografide de örneğin mesela bir kentsel dönüşüm mahallesi ya da kendi yaşadığınız mahalle kentsel dönüşüme uğruyor ve sizin yaşadığınız deneyim
bir katılımcıya sorduğunuz deneyimle aynı. Yani bunu bir katılımcıya sormak yerine ne yapıyorsunuz? Kendi deneyimlerinizi o etnografi üzerinden yazıyorsunuz. Burada tabii ki az önce verdiğim örnekler ben öznesini kullanarak yapıyorsunuz ki Türkiye'de de bu yavaş yavaş özellikle yeni nesil araştırmacılar tarafından kullanılan bir yöntem olmaya başladı. En son şeyde yapılan bir sosyal bilimler konferansında ben de bir oturum başkanlığı yapmıştım. Mesela benim oturumumda olan bir arkadaşımız böyle bir otoetnografik çalışma yapmıştı. Sonra mesela geçen hafta sunum yapan Züleyha Hoca mesela onun da bir otoetnografik Moment dergisinde bir yazısı çıktı. Yani aslında hepimiz bir otoetnografi çalışması yapabiliriz. Bence sizin vurguladığınız şey otoetnografiye daha çok giriyor. Çünkü sizin çocuğunuz, siz onun annesisiniz, çok kişisel bir deneyiminiz var ama sizin deneyimleriniz aslında yaşadığınız bu deneyimler birçok ailenin yaşadığı deneyimler. Doğal olarak da böyle bir otoetnografi çalışma tabii ki yapılabilir. Onun dışında özellikle İngiliz ekolünde tek bir kişiyle yapılan etnografik çalışmalar var. Şimdi bunu pozitivistler pek sevmezler. Yani tek kişiyle araştırma mı olur, değil mi? Yani normalde olmaz yani ama oluyor. Mesela Chase McCall benim çok sevdiğim bir görsel sosyologdur. İngiltere'de yaptığı doktora tezinde Tunceli'den İngiltere'ye göçmüş bir kadını sadece çalıştı. Ve düşünsel fotoğraf tekniğiyle, çünkü onun evine gitti, onunla fotoğraflar çekti, konuştu, onun nesneleriyle iletişime girdi. Nesneyle diyaloğa girmek, mesela etnograf olarak mesela bir mekana gittiniz, katılımcılarınızla görüştünüz, bir yandan gözlem yapıyorsunuz. Ama bir mekanın içerisindeki nesneyle de diyaloğa geçebilirsiniz. Yani nesneyle bir diyalog kurabilirsiniz. O diyalojik dediğimiz şey de metinde yalnız tabii ki. Düşüncede ama sonra metinde. Metin diyalojik olduğu zaman, metin öz düşünsel olduğu zaman zaten araştırmacı olarak siz o metnin içerisinde varsınız. Chase McCall ise ne yaptı? O göçmenlerle ilişkiyi kuramayacağı için katılımcısına bir fotoğraf makinesi verdi ve katılımcısından diğer göçmen arkadaşlarıyla ilişkisinde fotoğraflar çekmesini istedi. Çünkü diğer göçmenlerle, mülteci diyelim onlara, özür dilerim, mülteci, Tunceli bir mülteci diyelim. Çünkü onların belirli bir şeyleri var, kapalı grupları falan var. Tek bir kişi üzerinden de yapılabilir. Kendi otoetnografik çalışmalarınızı da yapabilirsiniz. Bunlar yeni postmodernist dünyanın yeni trendleri ama tamamen bu bahsettiğimiz tartışmalar ekseninde gelişen, bu yapılmıştır, edilmiştir dilinin bizim Türkiye'de çok meşhur bir dil. Yani onu yapmazsanız kesinlikle jüriden geçemezsiniz. Evet, maalesef. Var mı soru? O kadar her şeyi o kadar net açıklamışım ki hiç soru. Tolga'cığım var gibi sanki. Tolga'cığım. Yani şu an için yok ama eminim ileride çok sorum olacaktır. Çok teşekkür ederim Gülbin Hocam. Sağ olun. Rica ederim hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hocam ben bir soru daha soracağım. Şimdi mesela etnografi araştırmasında kuram ne kadar önemli? Yani biz kurama varabilir miyiz sonrasında? Yani gömülü teoride hani uzun soluklu yapmanız gerekiyor dediniz de. Yani nitel araştırmalarda tamam bulduk. Etnografla fotoğrafçıların bakış açıları farklı. Hani hep şey deniliyor ya, so what? Hani sonrasında ne oldu? Yani hani burada teoriye gitmek anlamında etnografi ne düşünüyor? Ya da nasıl bakış açısı var? Ya biz biz derken çok etnograf, ben evet dediğim gibi bir sosyal bilimci olarak fotoğrafçıyım. İşte etnograf sağ çalışmalar yapıyorum ama hani kendimi etnograf olarak tanımlayabilir miyim? O haddime mi bilmiyorum. Yani sadece bu yöntemi kullanıyorum ama etnograf arkadaşlarımdan bildiğim ya da metinlerden okuduğum şey bir tabii ki etnografın bu küçük anlatı büyük anlatı oluşturma hani meselesi var biraz. Çünkü biz çok makro düzeyde biz genelleme yapma amacında değiliz. Yani bu büyük kuram dediğimiz o hani o erkeklerin odalarında burada da biraz özür dilerim hani ama genelde baktığınız zaman hem antropoloji kuramcılarına hem sosyoloji kuramcılarına biraz öyle bir eril şeyin olduğunu hepimiz herhalde kabul ederiz. Bizim derdimiz büyük kurama ulaşmak değil. Bizim derdimiz sahada topladıklarımızla neler söyleyebiliyoruz? Yani daha önce yapılmış çalışmaları da atıflarda bulunarak ama kuramın boğucu üstünlüğünde ezilmeden sahadan aldıklarımızda o gömülü teoriyi oluşturabiliyor muyuz? Zaten oluşturabilen etnografik araştırmalar biliyorsunuz uzun soluklu araştırmalar derinlemesine bir bakış gerektiriyor. Bazen çok çoklu etnografi gerektiriyor. Temel amaç aslında o mikro düzeyde bir kurama ulaşmak ama kesinlikle amacımız dediğim gibi o büyük kuramı oluşturmak değil, o topluluğa dair, o gruba dair
daha önce yapılmış şeyleri de ötelemeden, kesinlikle ötelemeden, kesinlikle reddetmeden. Çünkü bizde bir reddetme yok. Biz karşılaştırma niyetinde de değiliz. Yani etnograf yöntemi, evet bir şeyleri karşılaştırabilirsiniz ama karşılaştırma amacıyla yola çıkmaz. Parçaları ayırıp bütünü görmeye çalışır. Ama bunu görürken de o hani şey bakış açısıyla değil, o büyük kurama ulaşma hayali yoktur etnografinin, yani antropolojinin de öyle. Ama dediğim gibi burada hani dediğim gibi 2x2=4 etmez. Neden etmez? Çünkü etnografi sadece antropolojinin bir sahiplendiği bir alan değil. Kültürel çalışmalar, iletişim, sosyoloji, yani Türk dili bile lingüistik açıdan yapıyor bunu. Örneğin mesela yabancı bir ortamda ne bileyim işte Kanada'da diyelim, işte göçmen çocukların Kanada'ya, İngilizce'ye entegrelerini mesela daha sınıfa girip gözlemleyerek etnografik bir çalışma olarak yapıyor. O yüzden sahaya, konunuza, amacınıza göre biraz değişebilse de etnografinin temel amacı şey değil diye cevaplayabilirim tabii. Hani antropologlar bunu daha derinlikte açıklayabilirler ama benim okuduklarım ve gözlemlediklerim bu yönde. Rica ederim. Tasarım alanında olanlar varsa mesela şey, tasarım genelde biz ürün üzerinden falan değerlendiriyoruz ama mesela bazı tezler ben çok okumak isterim. Özellikle bu endüstriyel tasarımda ya da kişisel tasarımlarda ya da tasarım mevzularında gündelik pratiklerde insanlar nasıl davranıyor, bir tasarım nasıl ortaya çıkıyor. Mesela ben çok merak ederim. Sinema ile ilgili de arkadaşlarıma hep söylerim bu. Hani sinema, film üretimi, işte oradaki ortamı nasıl gözlemlersiniz, işte toplumsal cinsiyet nasıl, iş pratikleri nasıl falan. Ama tabii etnografi biraz zor bir yöntem. Yani dediğim gibi para gerektiriyor, zaman gerektiriyor, uzun süreli orada olmayı gerektiriyor. O yüzden biraz kişilik olarak da o alanda sahada olmayı sevmeniz de gerekiyor. İletişim kurmayı da sevmeniz gerekiyor. Biraz zor ama gerçekten işin içine girdiğiniz zaman o kadar keyifli bir yöntem ki. Ben burada teşekkürler var. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarıma bana teşekkür ettikleri için. Çok da fazla sizi tutmayayım çünkü saat 2:30 oldu. Hocam son bir soru soracağım hemen. Peki dergilerde yayın yapmak konusunda zorlanıyor musunuz? Mesela hani bir etnografi yöntemini dergiler, hani mesela nitel paradigmaya karşı bir takım ön yargılar var. Hani sizin bu konuda deneyimleriniz var mı? Hani etnografi yöntemi çalışsak. Benim pek deneyim olmadı. Çünkü ben şey anlamında söylüyorum. Hani ben iletişimci olarak etnograf olduğum için hani Türkiye'de özellikle benim kültür ve iletişim gibi, Moment gibi çok önemli dergiler zaten benim akademik bakışıma ve sahaya da benimle benzer bakan insanlar olduğu için. Bir de yani düşünsene ben etnografi çalışıyorum. Niye pozitivist bir dergiye makale göndereyim ki yani? Baştan göndermiyorum zaten. Çünkü ben de pozitivistlere karşı çok ciddi bir mesafedeyim. Yani mesafe kurduğum bir dergiye zaten iş göndermiyorum. Yani makale göndermiyorum. Gönderdiğimler daha, gönderdiğim insanlar beni anlayabilen, yani yurt dışında da böyle. Biraz öyle kendimi korumaya aldım diye söyleyebilirim. Yani gönderdiğim dergiler daha çok benimle aynı paradigmadan bakan insanla, yani kurumsal olarak yapılar olduğu için de çok öyle bir sorun yaşamadım. Şimdi Citation indeksi bir dergi bulmak ve yayın yapmak biliyorsunuz puan getiriyor. Dolayısıyla daha çok pozitivist dergiler oluyor bunlarda. Hani sizin böyle alanınız, bir hani sizin alanınıza paradigma göre değişiyor biraz ya. Alana göre değişiyor. Hani alan biraz tabii farklılaşınca şey de azalıyor, daralıyor maalesef. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun yani katıldığınız için. Dediğim gibi ben şuraya mail adresimi de yazayım. Sorusu olan varsa vakit bulduğum sürece cevaplamaya çalışırım. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığım için. Sevdiğim insan Derya'yı gördüm mesela, Derya Meriç. Başka Tolga Hoca'yı tanıyorum. İlk Nur'u gördüm. Mehmet Alpsoy burada. Diğerlerini tanımıyorum ama Derya gördüm şimdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba Derya. Nasılsın? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gördüğüm için. Ben de hocam sizi.